Akaryakıt zamlarında uygulanan ÖTV indiriminin sonuna gelindi. Son olarak benzinde kalan 23 kuruşluk indirim de bittiğinde yapılan tüm zamlar pompaya yansıyacak. Ben İbrahim Polat, RP Akaryakıt istasyon sahibiyim. Aynı zamanda da Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Kayseri Şube Başkanıyım. Bu son gelen zamlarda özellikle global olarak dövizin artışı ve de bunların piyasaya yansıması olarak gözükebilir. Ülkenin pandemi sürecinden sonrasındaki yaşadığı bir kriz demeyelim ama bunların dünya genelinde yansıması olarak hem akaryakıtta ve de diğer ürünlerin artışı gibi günümüze, piyasamıza yansımaktadır. Şimdi bu ÖTV'nin devlet tarafından karşılanması, yani gelen zamların süspanse edilmesi olarak görülen şeyler LPG'de sıfırlandı ve de bu zam olarak yansıdı. Motorinde kalan zam olarak yansıdı. Benzinde yaklaşık bir 23 kuruşluk bir fark kaldı. Bundan sonraki yansıyacakların hepsi pompaya otomatik olarak yansıyacaktır. Yani satış fiyatlarımıza. Bunun düşmesi için ülkedeki döviz kurunun biraz aşağılara inmesi ve de Brent petrol fiyatındaki düşüşler gerekiyor. Bu da şu anda bir öngörü olarak gözükmüyor. Tamamen zam olarak yansıyacaktır bunlar da pompaya. Önümüzdeki dönem için bu hafta içerisinde doğacak bir zam beklentimiz var. ÖTV'de düzenleme, sigaradan sonrasında akaryakıtta da bir ÖTV düzenlemesinin geleceği ve de ÖTV'ye direkt bir fiyat yansıması öngörülmektedir. O da bu hafta içerisinde, yani döviz kurunun, doların özellikle 9 liranın üzerine çıkması, ÖTV'de karşılamanın bitmesi, ÖTV'deki marjın arttırılarak giderilmeye çalışılması için bir çalışma yapıldığı kulaklarımıza gelen bilgiler arasındadır. Şimdi günümüz ekonomisinde milletin alım gücünün daralması, aynı zamanda da akaryakıt fiyatlarının ve de bunun yanında sigara dahil olmak üzere dünya kadar şeyin artması, vatandaşın alım gücünün düşmesi, yani araç depolarını dolduramayacak seviyeye gelmemiz pandemiden sonraki süreçte bir düzelme süreci olarak görüyorum. İnşallah daha iyi olacağız ama bugünleri de hep birlik ve beraber olursak atlatacağımızı düşünüyorum, açık söylemek gerekirse de. Düşüncelerimiz yersiz, yani bizi fakirleştirmekten başka bir şey yaptıkları yok. Hiç iyi değil. Sonumuz kötü.